Herkese yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Yeni video, yeni bir gün ve yine Şili'nin başkenti Santiago. Bir süredir burada, Şili'deyim. Geri geldim buraya. Daha aslında bir süre bile denmez. 4 gün falan oldu. Ama çok mutluyum buraya geldiğim için ve en kısa zamanda buradan yeni bir ülkeye doğru yola koyulacağım. Buradaki işlerimi halledip. Her neyse konumuza geleyim. Bugün sizi çok değerli bir arkadaşımla tanıştıracağım. Onun dışında Türklerle, birkaç Türk olarak burada çok güzel bir gün geçireceğiz. Ben şu anda Estasyon Central bölgesindeyim. Burası şehrin merkezinde yer alan tren istasyonu. Şöyle harika tarihi bina. Etrafta palmiyeler falan. Güzel bir bölge. Buradan şimdi metroya atlıyorum ve arkadaşlarımın yanına doğru yola koyuluyorum. Normalde 1 dolar ama aktarma ücretsiz. Bu olay çok iyi Şili'de. Evet, şu anda arkadaşlarımla buluşan bölgeye geldim. Bulunduğum bölge çok güzel bir bölge. Santiago'da şu olayı çok seviyorum. Şehrin düzeni hep bu şekilde. Kenardan yol geçiyor ve yolun ortasında böyle bir park yer alıyor. Her yeri bu şekilde inşa edilmiş şehrin. Bu arada kış geldi ama halen daha ağaç yaprakları rengarenk, sonbahar renkleri. Şehrin en güzel noktasında bile bu arada bu şekilde evsizler görebiliyorsunuz. Bakın adam orada uyuyor. Birisi buraya çadır atmış. Şurada kıyafet falan var. Yani insanlar bu şekilde yaşıyor maalesef ki. Latin Amerika'nın da gerçeği bu. Evsiz sayısı çok çok fazla. Bunun bence en büyük sebeplerinden bir tanesi de çok yoğun miktarda olan, ne diyeyim, zararlı madde kullanımı. İnsanlar bu tarz şeyleri o kadar çok kullanıyor ki bir yerden sonra kafayı sıyırıyorlar bence. Başka bir açıklaması olamaz diye düşünüyorum bunun. Neyse, şimdi karşıya geçelim. Şunu da göstereceğim. Bakın, Peru'da şöyle sakin bir yerde, bu kadar boş bir yolda kimse şu ışığı takmazdı. Burada şahane. Kırmızı ışıkta bile zaten yolda karşıya geçmeye kalksanız direkt araçlar duruyor. Bu olaya bayılıyorum şimdi de. Bu arada grafitilerde yine her yerde. Santiago'da yine en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu grafitiler. Evler çok güzel bu arada ya. Bakar mısınız şehirlere? Şahane böyle tarihi evler var yani. Off the deep end, drowning out my fears with tears instead. Ve sonunda bizimkilerle buluştum. Ne haber? Zozan'ı belki tanıyanlarınız vardır. Hatta birçoğunuz tanıyordur çünkü o da Latin Amerika'yı geziyor. Meşke. Fatma da bir süredir Zozan'la beraber geziyor. Evet. Eski Survivor çalışanı. Evet, evet. Survivor. Survivor. Acılar Almanya'dan geliyorum. Ben neydi, Big Box mu yapacağım? Ne diyor? Big Box yapacağım, aynen. Fatma, anlat evet Zozan, ne yapıyorsun? Ne zamandır olsun geziyorsun? 2 yıl oldu ya, 2 yıl geçti. Biz ilk Brezilya'ya tanışmıştık Zozan çıktığında. Aynen, hatta ben işte bir 10-15. günümde falan gelmiştim Ubatuba'ya. Aynen. Hatırlarsın. Orada bileklik falan satıyorduk plajda. Sen ne yapıyorsun günler, Fatma? Ben 5 ay Dominik'teydim. Sonra istifa ettim. Arjantin'e bilet aldım. Dozan'la buluştum. O zamandan beri geziyorum. Şimdi gezmeye devam. 1,5 aydır falan, evet. Peki ne zaman dönüş? Devam mı dünya turu? Dönüşleri yaptık. Dönüşleri yaptık. Dönüş yok artık. Geziyor, dönüş yok artık. Bu yoldan dönersem. Dönmek yok. Dönüş dönmek yok artık. Bakalım yolda böyle boş. Etraf keşfetmeye başladık şimdi. Hem böyle gezi, sohbet, muhabbet. Hava süper ya. Şimdi burada pazara doğru gidiyoruz. Estasyon Central bölgesinde. Böyle yürümeye devam. Zozan biraz hikayesini anlatsın istiyorum. Ona çevireceğim. Fatma'yı da dinleriz birazdan. Şimdi Zozan, kadın başına geziyorsun. 2 senedir buradasın. Nereden geliyor? Ne diyeyim? Bu değirmenin suyu. Değirmenin suyu. Klasik suyu. En başta gelen soru var ya. Az önce dedim ben bileklik satıyorum Brezilya'da falan diye. Değirmenin suyu zorluklardan geçiyor. Denemek isteyen lütfen gelin arkadaşlar. Az bileklik satmadık biraz. Aynen. Biz hatta Furkan'la sattık. Bizim başka arkadaşlarımız da vardı hep birlikte.
dünya turuna çıkmış insanlar çıkıp ekmeğimizi kazanıyorduk, hala kazanmaya devam ediyoruz. Peki çıkmadan önce birikimin bir şeyin var mıydı yoksa sadece bilekliğe güvenerek mi geldin? Benim kameram patlayabiliyor. Kameram bile şey, borcu aldım. Hatta bana son anda bir ikramiye gibi bir şey verdiler. Ondan da haberim yoktu. Yani sıfır parayla çıktın geldin. Evet. Şey olmadı mı? Korku olmadı mı? Ne bileyim, kadın başına geliyorsun, Latin Amerika uzak falan. Yok ya, ben korkmuyorum galiba. Bunu çok sorguladım da yok, korkmamışım. Batman korkuyor mu? Ya buraya kadar korkmamıştım da Santiago biraz tehlikeli mi? Bir keseceklermiş gibi hissettim o otogarda. Bir korktum. Dedim otogar ne tehlikeli yapıyorum mi? Ben burada etraftaki insanlara bak. Hiç kötü bir şey oldu mu Latin Amerika? Sen de 7 aydır buradasın. Olmadı ya. Dominik zaten şeydi hani. Görece güvenli çünkü zaten ekiple birliktesin sürekli. Hani kendi Türkler alanlarımız ayrı, her yerde Türk var, hep böyle iç içeyiz. O yüzden hani güvenilir de. Bir de çok sıkıntılı yerlere gitmedim açıkçası. Biraz küçük ülke, adı ülkesi zaten, şirin insanlar. Tatlı turist var her yerde, hep turistik bölgelerde takıldım. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım. Umarım buradan sonra da yaşamam yani. Şimdi Kolombiya'ya falan gideceğim Peru'dan sonra. Bir Kolombiya'dan korkuyorum. Biraz sıkıntılı Kolombiya aynen. Zozan biliyor. Şey demişlerdi Kolombiya'yla ilgili. Kolombiya'yla ilgili birisi uyarıyorsa mutlaka dikkate almalısın. Aynen diye. Mutlaka dikkate almalısın. Mutlaka yani. Biri bir şey söylüyorsa buraya küpe olmalı. Peki şey diyeceğim. Latin Amerika'ya gelmeden önce daha önce böyle uzun süreli yolculuk yaptın mı? Yoksa ilk mi bu? Yani yok, şeye gitmiştim. Balkanlara gitmiştim ya tek başıma. Öyle bir 3 hafta falan gezip dönmüştüm. Onun dışında yoktu. Sonra yani. Direkt buraya çıktın geldin. Aynen. Aynı benim gibi işte. Neredeyse geldik, neredeyse 5 parasız Latin Amerika'ya gittik. Bir tek benle Furkan kaldık zaten gezen arkadaşlardan. YouTube yapan insanlardan. Furkan, ben bir de Burak kaldı. Bizim Burak durdu. Üçümüz kaldık orada. Çıkamıyoruz. Zozan'ın 2 seneye yaklaştı. Benim artık 2,5 sene olacak. Çıkamıyoruz buradan. Ya Burak'ın da öyle olması lazım. Ya yani. Sen ben Burak işte. Üçümüz kaldık burada. Latin Amerika'dan sonra plan ne? Var mı başka bir yer? Benim yarın ne yapacağım? Geç, bizim planımız var şu an. Yarın ne yapacağımızı hiç bilmiyorum diyecektim de. İki gün sonraki planımız var. Peru'ya gidiyoruz, Cusco'ya. Ondan sonrası yok. Bakalım. Sonra Latin Amerika bitti mesela. Sonra plan yok. Ne olacağı belli değil. Hayır ya, hiç belli değil. Vallahi bilmiyorum. Bir döneyim de önce diyorsun değil mi? Türkiye'ye bir döneyim de, bir göreyim de. Türkiye'ye umarım dönebilirim ya, umarım. Dönemeye de biliriz. Bilmiyorum. Çok pahalı. Şey çok pahalı. Umarım dönebiliriz. Evet. İstasyon Central'e geldik. Pazar günleri normalde çok sakin geçiyor bütün Latin Amerika'da. Ama Şili'de birçok yerde pazar kuruluyor. Böyle bir pazardayız. Her yerde ayakkabılar, işte yemek, kıyafet, her şey satılıyor. Bu bölge bayağı ucuz. Aslında geçen videoda bu pazarı biraz gezmiştim ben ama tabii büyük bir bölümü kapalıydı. Sabah 6-7'de geldiğim için buralara. Şöyle göstereyim. Yemekçiler var, içecek satanlar var. Bakın ablamız böyle çubukta tavuk satıyor. Aa, bueno. A cuánto está? 1500 reyes. 2 dolara böyle tavuk şiş alabiliyorsunuz. Yine burada seyyar satıcılar var. Şöyle ablamız patates satıyor galiba. Burada hazırlıyor. Satıyor. Bayağı canlı bugün. Bayağı kalabalık etraf. Normalde daha sakin oluyordu buralar. Burası da empanadacı. Geçen gün benim yemek yediğim yer. Şöyle göstereyim. Empanadaları burada kızartıyor. Tanesi 1400 peso falan. Aynen. Bakalım ne kadardı? Yazıyordu burada. 1300 peso tanesi. Yani 1.8 dolar, 1.9 dolar. Sopa ipi ya da küçük böyle ekmek tarzı şeylerde. İşte 50-60 cent falan yapıyor. Abilerimiz bizi uyarıyorlar şimdi. Se para grabar. Mucha roba. Sí. Claro, algo, para que tengan precaución y no tengan, pasen un mal rato, ¿ya? Que les vaya bien, cuídense. Chao. Muchas gracias, chao, chao. Gördünüz, direkt polisler geldi. Kameralarınıza dikkat edin, burada çok fazla hırsızlık, kapkaç olayları oluyor dedi. Direkt bunu polis söylüyor. Çok sıcaklardı, çok iyilerdi aslında. Ama tuhaf yani, Latin Amerika'nın saçmalık seviyesi bu. Polis
kendisi bile sizi koruyamıyor ve gelip uyarıyor yani. Diyor ki bir de video çekerken dikkat et. Kaydettim yani. Bu şey bana 2 senedir belki 500 kere oldu yani. Göstermiş oldum size de. Etraf bu şekilde. Durum bu. Fatma ne düşünüyorsun? Polis geldi uyardı direkt dikkatli olun diye. Ben direkt kameramı kaldırdım. Hiç uğraşamam. Fatma direkt gizledi. Ben korkuyorum arkadaşlar. Anadan tüydü. Polis bizi koruyacağına geldi uyarıyor. Şöyle karşılıklı. Bakın burada perros calientes yani sosisli satıyorlar. Venezuela işi sosisli. Sokak bu şekilde. Pazar böyle kilometrelerce devam ediyor. Şöyle göstereyim. Burada ayakkabılar 30 dolarlardan falan başlıyor ve yukarıya doğru gidiyor fiyatlar. Güzel çakma kaliteli ayakkabılar da var. Orijinaller de var içerisinde. Böyle bir ortam. Bakın şöyle etrafı göstereyim. Her yerde böyle seyyar satıcılar var ve %80'i seyyar satıcıların siyahi. Bu insanların büyük çoğunluğu Haiti'li. Haiti'den buraya geliyorlar ve iltica edip ya da farklı çeşitli yollarla burada kalıyorlar. Çünkü Haiti'de asgari ücret 7-8 dolar falan. Yani hiçbir şey kazanmıyor bu insanlar orada. Gelip burada şimdi yeni bir yaşam kuruyorlar kendilerine. Aynı şekilde Venezuela vesaire de çok fazla var. Bakın abimiz mısır satıyor. Çoklo. Aa, bueno, gracias. Bakın şöyle haşlanmış mısır sokakta. Gracias. Çok sıcak ya insanlar. Abi inanılmaz bir kalabalık var. Türkiye'yi hatırlattı biraz buralar. Fiyatlar şimdi şartlarına göre bayağı uygun. Az önce bir kazak sordum. Fiyatı 10 dolardı ama bayağı yüksek kaliteliydi. Bakın mesela tişörtler var burada. Şöyle göstereyim. Kepres satıyor ne? Tamam. 3 tanesi 10. 3 tanesi 10 soles. Yani 3 tanesi 12 dolara böyle güzel tişörtler alabiliyorsunuz. Şili şartlarında çok iyi fiyat. Çünkü aşırı pahalı her şey burada. Şöyle göstereyim yine bakın. Kışlık çoraplar var burada. Bunlar bayağı geleneksel. Florida falan çok popüler. Tanesi bunda 1000 peso. Yani 1.2 dolarmış. Bam bam bam. Bakın şöyle çok güzel kaliteli montlar gördüm. North Face büyük ihtimalle çakması ama kumaşı falan bayağı iyi. Bu 16.000 yani yaklaşık 18-19 dolar falan. Şurada da 13.000'e olanları var. Onlar da 15-16 dolar falan yapıyor. Yani bayağı güzel kaliteli duruyor. Birinci sınıf çakma bunlar belli ki. Böylesi Chile, de Santiago. Ah, bueno, bueno. Tú también de aquí Chile. También de aquí Chile, Nigeria. İnsanlar çok sıcak ya. Galatasaray işte ultra. Ultra. Ultra aslan, ultra aslan, sen şampiyon. Ultra, ultra, Galatasaray şampiyon. Brezilyalı sandım, daha önce Flamengo dedi. Acá Chile, aguante la Chile, si se duare. Bana bak söyledim de adayım, oldu ama neyse hadi bakayım. Şöyle göstereyim, burada tekenyos satıyorlar. Bu börek gibi böyle yağda kızartılıyor. İçerisi beyaz peynir dolu. Venezuela'lı bir abimiz satıyormuş. Şimdi Fatma denemek için alıyor. Ben artık yağlı şeylerden bıktım burada. Fatma denesin bakalım sevecek mi? Ben yemek istiyorum kenarda. Evet Fatma. Nasıl tekenyos? Sevdin mi sokak yemeği? Çok güzel. Ben daha yağlı zannediyordum. Yok değilmiş. İçerisi şöyle peynir dolu. Bizim köy peynir, taze peynir. Bayağı onlar sokak yemeği. Peynir. Değil mi? Çok güzel. Dayadım. Bu arada buradan bir şeyler aldık. Ailenin çocuğu çok tatlı ya. Hangi renk? Kolesterol mu? Siyah mı? Ben burayı kolesterol mu? Rusya. Rusya. Leysa. Si. Si. Abi ne kadar tatlı ya. Leysa. I was trapped in a world losing gravity. It's a big mistake for a good temper like me. You know, hey, I'm out of this. You took my loneliness away. I'm not again. You know, hey. You took my loneliness away. I'm not again.
geldik. Şili'nin, Santiago'nun Kadıköy'ü burası. Şöyle göstereyim. Etrafta böyle farklı, dövmeli, hippie tipler, seyyar satıcılar falan yer alıyor. Böyle farklı tarzda birçok insanı görebiliyorsunuz burada. Sokaklar çok temiz, inanılmaz güzel. Bakın şöyle her tarza hitap eden tişörtler vesaire satılıyor. Abimizin bakın rasta saçları var şurada. Etraf bu bölgede inanılmaz güzel. Benim aşırı derecede hoşuma gidiyor. Biraz daha böyle gençlerin yoğunlukta olduğu, gece hayatının da aynı zamanda olduğu ama bir o kadar da elit ve güzel bir semt. Bakın abimiz modaya yön veriyor burada. Çok güzel etraf ya. Bakın insanlar böyle yerlerde yemek yiyorlar ve hemen şurada bir sokak sanatçısı. Gracias. Bir anda bütün çevre her şey değişti. Hola. Bakın yerde satılan kıyafetler bile burada böyle daha farklı ya. İnsanların giyimi, kuşamı, moda anlayışı. Bakın şey sihirli şey satıyor abimiz, kek satıyor. Bueno. Takılar böyle her şey satılıyor sokakta. Bir anda insanların hola. Giyimi, moda anlayışı, her şey değişiyor. Bu tarz yerleri çok seviyorum. Ne bileyim, buralarda bulunmak iyi geliyor ve pazar günü olması sebebiyle şu anda çok daha yoğun normale göre. Çok daha hareketli. Bence şahane. Bakın şöyle bir pantolon sordum burada. 10.000 pesoymuş fiyatı. Yani 11-12 dolar falan yapıyor. Gayet uygun ve yeni. Perfecto, gracias. Geçerken laf atıyor insanlar da. Kıyafetler bayağı ucuz oluyor burada. İkinci el kıyafetler var. Mesela şöyle askılıklarda satıyorlar. Burada 2 dolara, 3 dolara, 4 dolara böyle ne bileyim ceket, mont, pantolon bu tarz şeyler satın alabiliyorsunuz. Bakar mısınız abi şu ayakkabılara falan? Bunlar nasıl bir topuk? Burada çift halinde satış yapıyorlar. Hola. Buena, hola. İnsanlar çok sıcaklar. Böyle ikinci el kıyafet sokakta. Ah, qué bueno. Gracias. Şimdi burada bir seyyar satıcının yanında durdum. Şu mont sizce kaç para? Soruyorum. Bakın tertemiz, çok güzel modeller var. Bir sürü ceket var. Şöyle bir şey daha önce gördük, bakalım dedik. Tanesi 3,5-4 dolar bunların. İkinci el ama çok temiz ikinci el bunlar. Birinci kalite diyorlar bunlara. Bu şekilde satıyorlar. Ve seyyar satıcılar da o kadar tatlı böyle, o kadar güler yüzlü ki. Çok güzel ve tatlı tatlı cevap veriyorlar. Yani şahane ya, bakın nasıl şaşırdı. Üç deyince çocuk acayip şaşırdı şimdi. Burası en sevdiğim sen. Bak size beğendiler. Çok güzel. Al, gider şimdi. Muy buena. Etraf şahane. Her şey satılıyor burada. Özellikle kıyafet, böyle dövme, ne bileyim dekor tarzı şeyler çok fazla var. Pazar günleri böyle kurulan şahane pazar burada. Benim de en sevdiğim yer açık ara. Bakın yine el işçiliği, takılar, kolyeler, her şey. Etraf şahane ya. Kısaca böyle zaman zaman açık hava müzesi gibi her yerde farklı farklı tablolar yer alıyor. Farklı bir havası var. Burası da pazar. İlk gittiğimiz yerde pazar ama burası çok daha elit, çok daha farklı. Böyle sanki moda pazarı gibi bir şey yani. Çok hoşuma gidiyor her şeyle. Burada dışarıda da farklı farklı birbirinden güzel kafeteryalar yer alıyor. Bakın şimdi. Şurada çok büyük bir park var ve o parktan önce her yerde böyle ufak ufak kafeteryalar yer alıyor ve gençler geliyor buralarda hafta sonu oturuyorlar. O günün tadını çıkartıyorlar. Burası zaten son derece sessiz ve sakin bir yer. Herkes kendi halinde eğleniyor buralarda. Şu anda da şehrin ortasında yer alan bir parka geldik. Parklar
her yerde, videonun başında söylemiştim, Santiago'nun her yeri böyle parklarla dolu. Bu da ayrı bir hava katıyor. Nasıl Santiago? Güzel. İlk izlenimler. Küçük Arjantin gibi, bir tık küçük Arjantin gibi. Ben zaten Arjantin'i çok sevdiğim için Buenos Aires'i. Burayı da çok sevdim. Benziyor, insanlar cool, rahat, özgünler kıyafetlerde. Çok özgünler değil mi? Moda anlayışı falan süper. Bir de tekstil falan burada çok, hem ucuz da olduğu için. Arjantin'de daha pahalı galiba tekstil. Çok ya. Daha pahalı. Değil mi? Çok daha pahalı. Ben bir tane ceket sormuştum, $15 demişti. Yani ama normal bir ceket yani, ben düşündüğüm için. Dedim ikinci el herhalde ucuzdu falan, 1-2 dolardı, $15 ben tamam abla çok teşekkürler. Teşekkürler, ben almıyorum. Buraya çok daha uygun pantolon aldım kendime. Şöyle. Ukan Göster pantolon aldım. $15 15 ama çok pantolon. Böyle de siyah poşette veriyorum. Şöyle etraflı şekilde burası. İleride bir dikili taş yer alıyor aynı Buenos Aires'teki gibi. Burası böyle bir meydan. Şu sol tarafta da inanılmaz güzel böyle grafiti dolu sokaklar yer alıyor yine. Şehrin en sevdiğim bölgesi ya burası, açık ara. Buralar aşırı güzel. 2000 years later. Ve herkese birkaç saatin, hatta bir günün ardından selamlar. Dün normalde ben videoyu kapatmıştım. Çok güzel bir Türk restoranına gittik burada ve bayağı böyle 12-13 tane Türk yemek yedik. Çok güzel böyle bir Türk akşamı yaptık. Orada da kısa bir çekim yapmıştım ama videonun son kısmı maalesef ki silinmiş. Aynı şekilde videonun başından da küçük bir kısım silinmiş ama toparlayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi burada bugün Onat'ın evine geldik. Onat benim burada yaşayan bir arkadaşım. Kanka nasıl gidiyor? Kanka hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyidir. Ne nasıl yapıyoruz işte? Bugün? Türkleri topluyorsun galiba. Bakalım burada. Türklerin akşamı, Türklerin günü. Bakalım. Onat kanka, 14 şey senedir burada yaşıyor. Bir şey diyeceğim kardeşim, sen bu videoyu sil. Sen bu videoyu sil, tamam mı? Baştan çek. Niye? Ben ne diyecektim? Bizimkiler burada artık 3. 4. kez çekiyoruz. Onat burada yaşıyor 14 senedir artık. Yarı Şilili. 9-10 senedir Türkiye'ye gitmemiş falan bayağı yani ben burada artık. Ben Türklüğümden vazgeçmem asla. Şilili olmaz. Şimdi bütün Türkler toplanıyoruz galiba senin evde bugün. Evet bu burada akşam bütün var. Türkler değil de yani biz gençler olarak yani daha çok. Bir 12-13 kişi olacağız galiba, kalabalık. Evet, bir tane de aile gelecek Türk. Onlar da İzmirli bir aile. Onlar da gelecek, bakalım. Burası bir galiba direkt şey, Centro'da galiba, plazanın dibinde. Burası seninle. Santiago Centro, sakin buralar. Yani tehlikeli değil. Hani mesela bazı arkadaşlar tehlikeli diye çekiyorlar ya, aslında öyle bir şey yok yani. Normal. Ya bu bölge değil ama bazı yerleri bazı sıkıntılı. Var, bir hadi geçelim o zaman gençler. Haydi gelin de gelin, açın. Daha yemeğe çok var ya, herkes gelecek. Evet, şimdi Onat'ın eve geldik. Kimler var içeride? Arkadaşlar hoş geldiniz. Ev biraz kalabalık, full Türk'üz. Tanıt bakalım bize. Onat'ın ev burası. Bakalım kimler var burada. Mutfakta şöyle bizimkiler mangal hazırlıyor. Şöyle göstereyim, burada etler falan her şey hazırlanıyor. Yenge burada yaşıyor. Burada Türk abimizin eşi. Kaç yıldır buradasın yenge? 9 yıldır. 9 yıldır. Bayağı olmuş. Evet. Nasıl, memnun musun Şil'den? İyi, hırsızlık olması güzel. Tehlikeli biraz daha. Hırsızlıklar çok burada. Biraz tehlikeli. İyi ya. Midye dolma şey yapıyoruz. Aynen, midye dolma çekmişti onu da. Aynen onu çekmiştim ben. Ay yenge, ben daha önce videosunu yapmıştım midye dolma İbrahim abi satarken. Evet, midye dolma yemek hafta sonları yapıyorum. Midye dolma. Türk yemeği her şey satıyor. Şöyle geçelim bakalım içeri. Ha, burada da yaşayan bütün Türkler var. İbrahim abi daha önce çekmiştim bir kere. Sen midye satıyordun abi o zaman. Aynen. Sen 13-14 yıl var galiba burada. Sen yine konuşta takıldın abi. 9 senede buradayız ya. Aytaç abi bayağıdır burada yine. Reşit abi zaten. Ben en eskilerim. Değil mi? Kardeşim. En eski Türklerden. Şu buradaki en eski şehri de benim herhalde. Ondan sonra. Bir de onun. En yeni de Batu herhalde burada. Aynen. Aynen. 1,5 sene. 1,5 sene. Ben daha yeniyim. Batu körpe ellenmemiş. Ona pek fazla bir şey yapmadılar. Yalnız tavla bile var bak. Tam Türkiye Onat'ın evde. Burada tavla, evet. Dışarıda mangal. Şöyle manzarayı da göstereyim. Türkiye'yi yaratmıyoruz. 24. kat. Tam böyle süper bir manzara salonatın. Burada şimdi mangalı hazırlıyoruz. Birazdan yemeğimizi yapacağız. Şöyle manzaraya karşı yiyeceğiz bakalım.
İbrahim abinin kızları da burada ders çalışıyormuş. Şöyle göstereyim. Ne okuyorsunuz? Lise mi? Ortaokul mu? Ortaokul. Türkçeleri iyi mi abi kızların? İyi. Kızların Türkçesi iyi ya. İspanyolcular da iyi. Burada mı doğdu onlar? Yok. Siz burada mı doğdunuz, İstanbul'da mı? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Türkiye'de. Abi o neden biliyor musun? Kaç yaşında geldiler buraya? 6 yaşında. 6 yaşında. Şimdi 14 yaşında var ya. Vay be. Yarı şimdi yarı Türk. Senin gibi. Kanka ev güzelmiş. Evet. Manzara çok güzel. Şöyle Onat bizi burada ağırladı. Çok teşekkürler kendisine. Bakalım burada artık videoyu kapatacağım ben. Yemek yerken falan çekmeyi düşünmüyorum. Burada biraz eğleneceğiz. Aylar sonra bu kadar Türk bir aradayken, böyle bir ortama düşmüşken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şili'den selamlar.